Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi de sıra gülü seçen arkadaşlarımın ruh eşi tarot okumasını yapacağım. İlkinde çok etkilendim. Çok güzeldi. Ama çok detaylı sürdüğü için bu videoyu ayrı çekmeyi daha doğru buldum. Şimdi birleştirdiğimde 2 saatlik bir video olacak muhtemelen. Ayrı ayrı yüklerim ben yine. Şimdi arkadaşlar ben diziliminizi gerçekleştireyim. Bu aşamayı izleyebilirsiniz, sardırabilirsiniz. İzlemeyi tercih eden arkadaşlarım da oluyor. Bakalım sizin ruh eşi tarot okumanızda nelerle karşılaşacağız? Dört. Dört ve dört. Şu aşağı kısımda gördüğünüz şeylerin hepsi aynı aslında. Yani aynı soruya hizmet ediyor. Şunu ben şöyle alayım. Gerçi siz görmüyorsunuz ama. Şunu alayım. Bu gitmek istediği yere gitti. Bu da. Onu da oraya alayım. Orada bir kıpırdanma var. Ay, bu öksürükten daha kurtulamadım. Yani yorumun ortasında çok gelmemesini ümit ediyorum. Sizin kartlarınız çok fazla kıpır kıpır. Mesela ben mektup destesini kartlarını seçip yerleştirdiğimde içime bir derinlik, bir dinginlik çöktüğünü söylemiştim. Sizde de böyle bir heyecan, bir kıpırtı. Ve şurada bir şey var arkadaşlar. Bakın buraya 2 tane kart düştü. Bu kısım hangi kısım? Ruhlarınızın kurduğu kontak kısmı. Ruh eşinizle. Buradaki kontağı çok merak ediyorum. Nasıl bir kontak kuruyorsanız artık. Haydi başlayalım. Öncelikli olarak ruh eşinizi tanımlayan kartla başlayacağız. Bakalım sizin ruh eşinizi tanımlayan kartlar neler? Savaş arabası. Bir yengeç burcu teması geldi. Ama bir saniye. İşler değişiyor. Burada aklıma çeşitli çeşitli yorumlar gelmeye başladı bile baktığımda arkadaşlar. Şimdi öncelikle olarak ben sizin ruh eşinizi
Nereden başlasam? Beynimde bir sürü şey var şu anda. Toparlamaya çalışmak istiyorum çünkü bir sürü şey söyleyeceğim. Öncelikli olarak ruh eşinizle alakalı olan durumda. Bu kişi bir erilse ve annesiyle alakalı bir durumda kafa karışıklığı yaşadıysa, bir kararsız kaldıysa, üçüncü kişinin burada üçüncü kişiden işte kastım anne figürü. Üçüncü kişinin olumsuz yönde bir etkisi olduysa burada bir takım şeylerin artık yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladığı, gizli olanın açığa çıkmaya başladığı bir evreden geçiyorsunuz. Artık yavaştan kararlar alınacak ve bir dönüm noktasındasınız. Bir seçim yapacak olarak çıkıyorsunuz ama bu seçimi karşınızdaki kişi de yapacak olabilir. Belki çoktan yaptı. Belki burada aile engeli vardı. Buradaki aile de daha çok anne figürünü veriyor. Anne figüründen kaynaklı burada bir yanlış yönlendirilme veya ruh eşinizle olan yolculuğun bir yerinde tıkanma yaşamanız gibi ve ikilemler içerisinde düşmeniz gibi bir durumun yaşadığınızı görüyorum. Baktığımda burada çok devam etmeli miyim, etmemeli miyim? Hangi kapıdan geçmeliyim? Hangi seçimi yapmalıyım gibi bir karar evresi, bir kararsızlık durumu var. Ve burada belki de ruh eşiniz size bir takım konularda çok da dürüst davranmamış olabilir. Yani kendi annesiyle belki ailesiyle alakalı bir takım durumları gizlemiş, saklamış, kafa karışıklığı yaşamış da bu mevzu da sanki başka bir şeyden kaynaklıymış gibi göstermiş olabilir. Mesela Savaş Arabası kartı, Yengeç Burcu'nun kartı, yönetici gezegeni Ay. Anne de aile temsil ediliyor zaten. Burada doğrudan bir dişil enerjiyle ilgili bir durum görüyorum. Ama böyle bir durum yoksa da eğer, siz mesela anne olabilirsiniz. Bundan kaynaklı ruh eşinizle olan durumda ne yapacağınızı, ne edeceğinizi çok da bilemediğiniz, kararsızlıklar içerisinde olduğunuz ve seçim yapmada güçlük çektiğiniz bir evreden geçiyor da olabilirsiniz. Mücadele gerektiren, azim gerektiren, efor ve kararlılık, irade, istikrar gerektiren bir ilişkinin içerisinde olduğunuzu görüyorum veya geçmişte oldunuz. Ama buradaki anne figürü bir dişil enerjinin varlığından söz ediyor. Şimdi açılımda neyle karşılaşacağımızı bilmiyorum ama ben çeşitli yorumlar getirmek isterim. Belki burada çocuklar var, belki siz annesiniz, belki veya beni dinleyen eril arkadaşlar varsa karşınızdaki kişi de böyle olabilir. Bu sebepten kaynaklı da siz karar almakta zorlanıyor olabilirsiniz. Çünkü alacağınız kararın sizi gelecekte bambaşka bir yere taşıyacağını ve belki de o kararı sürdürebilecek güçte, iradede, azimde olmanız gerektiğinin bilincindesiniz. Buraya yedek bir kart seçme ihtiyacında mıyım? Yani baktığım zaman havada asılı kalmış ve sanki böyle gidişatta tıkanma olmuş, yarı yolda engellerle karşılaşılmış bir takım durumların enerjisi bana geçiyor. İhtiyacında değilim. Çünkü diğer tarafları bir açmak istiyorum. Dişiler için burada annesine bağlı, hatta bağımlı erillerle savaşmak. Ya buradaki savaşmak kelimesi ne kadar doğru olabilir ama içsel mücadele diyeyim buna. Bir rakip olarak görüyor olabilirsiniz veya anne figürü sizi rakip görüyor olabilir. Böyle bir durumda kalabilirsiniz. Eriller için de şu anda ruh eşiniz olan bu kişinin bir takım sorumluluklar olabilir, çocuklar olabilir, onlara bakmakla yükümlü olabilir. Bağlı olduğu koşulları size uyacak mı, uymayacak mı? Bu doğrultuda işte bir takım durumlar var. Ama şuradaki aldatmaca kartı baktığımda bazı şeylerin de üstünün kapalı olduğunu, zamanında belki de üstünün kapalı olduğunu, belki de yeni yeni açığa çıkmaya başladığını bana söylüyor. Aslında bizim bu ruh iş açılımımızda İlişkimizde nasıl derinleşebiliriz kısmına işaret ediyor şu alan. Burada da bir yüzeysellik vermiş. Hepiniz için uymayacaktır ama belki burada bir çocuk mevzusu, çocuk gündemi ya da üçüncü kişilerden kaynaklı olan durumlar gizlenmiş olabilir. Veya tamamen gizlenmese bile farklı bir maske takılarak pek de dürüst olunmayan bir şekilde
biraz da özveriden kaçılarak yansıtılmış olabilir. Ruh eşinizle olan ilişkinizin ana temasını kararlar dönüm noktası ve istikrarlı ilerleyiş olarak belirtebilirim. Biriniz daha kararlı, biriniz daha kararsız, biriniz daha emek vermeye, fedakarlık yapmaya ve manevi olarak büyük bir güçle duygularınızın peşinden gitmeye hazırken diğeri hazır olamamış olabilir veya hazırmış gibi göstermiş olabilir kendisini ama geçmişten gelen ana problem de anne. Şimdi geçmişten gelen kısımda şurayı da açacağım. Burası sizin geçmiş yaşamınızda sizi tanımlayan alan ama hiç böyle bir mevzu yoksa da belki bir dişil enerji sevgisinden, bir anne sevgisinden mahrum kalınması. Ve bu mahrumiyetten kaynaklı duyguların orada burada saçma sapan duygusal boşlukları doldurmak amacıyla saçma sapan yerlerde, kötü arkadaş çevresinde yaşanarak bir şekilde tatmin edilmeye çalışılması aldatmacasını yapıyor da olabilir karşınızdaki kişi veya siz. Böyle bir yorum daha geldi aklıma. Çünkü burada bir kararsızlık, bir çelişki, ilişkiye kendini adama problemi, ta anneden gelen bir mevzu. Bundan kaynaklı olduğunu görüyorum. Bakın burada resmedilmiş olan anne figürü çocuklarıyla ilgileniyor. Belki bir ilgi beklendi. Bir ilişkiye başladınız. Buradaki kişi size çok kararlı, iradeli, ne istediğinden emin değil biçimde geldi. Ama sonra böyle devamını getiremedi. Bu da olabilir. Ve siz bir yerden sonra kendinizi ilgisiz kalmış gibi hissedebilirsiniz de. Tabii ama geçmişten gelen bir temayı da veriyor. Geçmişinize bakalım. Geçmiş yaşamda sizi tanımlayan şey. Ermiş. Özdeğer. Değnek üçlüsü ve tırpan. Ne kadar karışık enerjiler. Geçmiş yaşamda siz, şu anneyi de buraya alalım. Sanki bir şeyler eksik, bir eksiklik hissiyatı var ama ne dediğiniz noktalarda. Bu eksikliği kapatabilmek amacıyla sosyal çevre, sosyal ortamlar, arkadaşlar ya da çok fazla flört etmek, çok fazla hayatınızda ilişkinin olması, bunlar tamamen birer aldatmaca ve sizin o eksikliğinizi kapatıp sizi tatmin edebilecek bir durum değil veya sizi özdeğere, özgüvene getirebilecek, sizi güçlendirecek bir şey değil. Ermiş kartıyla beraber her ikinizin de ayrı ayrı iç dünyanıza ışık tutup bunu anlamanız gerektiğinin mesajını veriyor ve sizin işinize ne yaramıyorsa onu bir temizlemeniz, kesip atmanız, biçmeniz gerekiyor. Bununla beraber bir ilişkinin içerisinde duygularınızı içinizde yaşıyor ve karşı tarafa sevgi verme, sevgi gösterme konusunda sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Bu da kendinizi acaba ben değerli değil miyim gibi sorgulatıyor olabilir. Veya siz bu sevgiyi veriyorsunuzdur, gösteriyorsunuzdur, ben ektiklerimi biçeceğim diye düşünüyorsunuzdur. Ama bakın buradaki kadın öyle duvarın kenarında bekliyor. Karşı taraftan size böyle bir şey gelmesini umduğunuzda, bunu ümit ettiğinizde haklı olarak bunun gelmiyor oluşu sizi yalnızlığa itiyor olabilir ve bir yerden sonra acaba ben içimde mi yaşıyorum her şeyi diye sorguluyor da olabilirsiniz ve bu sorgularınız, bu sualleriniz bazı şeylerde korku, endişe, panik ve bir tehditle karşı karşıyaymış gibi sizi karşı karşıya kalmış gibi sizi düşündürebilir. Ben baktığımda arkadaşlar, ruh eşinizle olan ilişkinizde az çok anladım ne çıkacağını. Belki her ikiniz, belki de sadece taraflardan birisi. Daha güvenli değilken, daha ne istediğini bilmiyorken, o kadar da emin değilken, adım attığı, bir yola baş koyduğu, bir eyleme geçirdiği planları için, her şey için bu tavrın, bu tutumun bir yerden sonra kendisini aslında karşısındaki insanla beraber bir aldatmacaya sürüklediğinin farkına vardı olarak görünüyor.
Bu çok istikrarsız bir ilişki için dinliyor da olabilirsiniz tabii. Hep bir iki ileri, bir geri durumu. Hep bir kararsız kalmış, bir basiretsiz, enerjideki bir insan için. Belki araya mesafe girdi, uzaklık teması var. Siz uzaklardan bakıyorsunuz. Çok fazla da sosyal medya kanallarından birbirinizi takip edip irdelediğinizi, belki yazışmalarınızı okuduğunuzu, belki fotoğraflarınıza bakıp bakıp gözünüzün önüne o yaşanmışlıklarınızı getirdiğinizi görüyorum. İki tane üçlü kartımız gelmiş. Bir şekilde yükselmiş, üstadlar tarafından desteklenen bir ilişki içerisindesiniz. Ruh eşinizle olan bağlantınızda bağlantı kopukluğu da gördüm. Yani burada kopukluk derken ruhsal anlamda bahsetmiyorum bunu. Fiziksel dünya ile alakalı ve kendi özünüzle ilgili bir kopukluktan bahsediyorum. Her ikiniz de birbirinize bir yakınlık, bir sıcaklık hissetmişsiniz. Belki de annesinde göremediği sevgiyi sizde görmüştür. Yani şimdi burada şunu da söylemek isteyeceğim. İlişkide fazla anneci bir yaklaşım, fazla üzerine titremek, belki bağımlılık çalıştırmak gibi bir eril enerjiye, belki de küçük bir erkek çocuğu gibi davranmak da olabilir. Bu bir yerden sonra, bir noktadan sonra sizin kendi öz değerinizi sorgulamanıza neden olmuş olabilir. Bunu dişil arkadaşlarım için söylüyorum ve bu şekilde böyle bekler vaziyette, bakın kollarını da biraz salmış, hatta elinde bu kişinin bir kağıt parçası gibi bir şey var. İyice yakınlaştırmaya çalışayım. Bakın onu yırtmış, parça pinçik rüzgara salmış. Böyle bir tema da görünüyor. Yani gitsem mi kalsam mı, yeni bir yöne mi gitsem, beklesem mi, ikilemi, kararsızlığı veya ben hangisini seçsem? Veya bu kişinin dediğim gibi annesiyle alakalı bir durum vardıysa, bunu siz daha iyi bilirsiniz. Ben çeşitli yorumları bilerek getiriyorum. Bu kişinin annesiyle ilgili bir durum vardıysa, size yeterince zamanında dürüst olamamış olabilir ve bu sebepten kaynaklı gizli olanlar, daha önceden konuşulmamış olanlar bu maskenin düşmesiyle beraber açığa çıkacak. Geçmişteki temaya baktığımda herkes kendine göre doğru olanı iç dünyasında yapmaya çalışıyor ama burada düşünceler ve duygular birbirine çok şeffaf bir biçimde, net bir biçimde ifade edilmemiş, aktarılmamış olabilir. Karşı taraf sizden ne bekliyor, siz karşı taraftan ne istiyorsunuz, ne bekliyorsunuz? Hatta size en önemli problemi söyleyeyim. Siz ne istiyorsunuz ve ne bekliyorsunuz? Sizin yaşadığınız hangi şey, içinde bulunduğunuz hangi durum sizin özünüze ters? Bunun analizinin yapılması gerekiyor baktığımda. Geçmişte sizi tanımlayan şey, bir ayrılık, bir uzaklık olmuş olabilir. Yalnız buradaki ayrılık hem ruhsal bir ayrılık, ruhsal bir yolculuk, hem de gerçekten somut anlamda bir uzaklık. Yeşiller bekleyen tarafta görünüyorlar burada. Ve beklerken de kendi değerlerini, kendi güçlerini, belki sınandıklarını, belki ben bundan daha iyisini hak ediyorum veya ben çok bekliyorum. Bu kadar beklememin ardından artık bütün olumsuzluklar kesilip atılmalı, güzel bir şeye adım atmalıyız düşüncesi içerisinde. Bir taraftan da kendilerini keşfetmeye çalıştıklarını da görüyorum. Ben burada karşıdaki kişi tarafından çok bir mesaj alamadım. Bana doğrudan dişil enerjiden gelen bir şey geldi. Peki, ilişkide siz karşı taraf adına, kart düştü zaten, karşı tarafı tanımlayan kart nedir? Para kralı. Arkadaşlar, kolektif enerji olsa gerek. Mektup destesine de para kralı gelmişti. Buraya da para kralı geldi. Evet, buradaki kişi de çok dünyevi boyutta. Bu dünyevi boyutta olmasından kaynaklı belki de siz o ruhsal bağlantıyı çok fazla istediğiniz şekilde duygusal tatmin olma durumunu yapamıyorsunuz, yaşayamıyorsunuz. Ancak bu kişi kendinden çok emin, sağlam adımlar atmak isteyen, biraz daha kariyere odaklı olan, ileriyi kendisi en garantici bir biçimde planlamak ve kendisini güçlü hissetmek isteyen birisi. Kendini böyle hissettiğinde ancak ve ancak size adım atacak olarak görünüyor. Yani sizi şu beklediğiniz yerden şöyle yapayım. Diyelim ki bu tablonun geri planında şuradan merdivenler iniyor. Sizi böyle alıp elinizden tutup şuradaki kuğu gibi resmedilmiş olan sandala bindirecek olarak görünüyor. Çok uzaklık teması da alıyorum ama bu kişi sizin geçmişte buradaki ruh eşiniz, ruh eşinizi tanımlayan kişi kart. Duygu düşüncelerini o kadar da size yansıtan, o kadar da ilişkiyi
ne yöne götüreceği konusunda size planlarını, programlarını ifade eden biriymiş gibi gelmedi. Hatta duygularının bir kısmını, bir çoğunu da gizliyormuş gibi geldi ve kendisinin annesiyle ilgili sıkıntı ve problemleri de olabilir. Evet, toprak grubu eriller çıktı yine burada. Ve bir yengeç burcu temamız var. Bakıyorum başka nasıl yorumlar üretebilirim diye. Siz geleceğinizi ön sezilerinizle birleştirip sağlama alma, ideallerinizi, hayallerinizi gerçekleştirme gibi bir istektesiniz. Aslında bu ruh eşiniz olan bu kişi de böyle. Ama ben arada engeller olduğunu görüyorum ve bu kişi kendi hayatında kendince engellerini bir şekilde aşmaya çalışırken burada ihmal edilmiş olan kişiler gördüm. Yani siz dinleyenlerin daha fazla ihmal edildiğini, ihmal edildikçe de kendinizi değersizlik psikolojisinin içerisinde bulduğunuzu görüyorum daha fazla baktığımda. Şöyle de olabilir. Sen mi, ailen mi? Seni beklemek mi, yoksa artık yeni bir yöne doğru gitmek mi? Bununla alakalı bir karar evresinde de olabilirsiniz. Ama bu karar karşı tarafa yansıtılan bir karar değil. Her ikiniz için de söylüyorum bunu. İçte yaşanıyor her şey. Belki bazı şeylere devam ediyorsunuz, ettiriyorsunuz. Ama arka planda, bilinç altında, ruhsal anlamda bir tatminsizlik, bir eksiklik hissiyatı, bir değersizlik, bir ben bunu güvenli bir biçimde ilerletemeyeceğim mi acaba tedirginliği her ikinizin iç dünyasında da yaşanıyor var. Buraya gelelim. Mevcut yaşamınızda bu kişi neden yer alıyor? Siz neden karşılaştınız veya karşılaştırıldınız? Kupa kralı. He, anladım. Dişil. Taze başlangıç. Kupaların altılısı. Bu kişi hayatınızda neden yer alıyor? Bir kere eril enerji için, eriller için şöyle bir durum var. Arkadaşlar kısa süreli sessizliğim için kusura bakmayın. Zihnimde toparlamaya çalışıyorum. Aklıma bir sürü yorum geldi. Şimdi şuradaki kararsızlık ve kircikli duruma baktığım zaman dişil enerji, eril enerji dengesini düşünüyordum. Şimdi eriller için fazla eril noktada, dünyevi planda kalma durumu olduysa daha böyle kupa kralı gibi biraz daha duygular, hayaller ve duyguları ifade etmeyle ilgili dişil enerjiye geçme amacıyla karşılaştırılmış olabilirsiniz. Hayatınızda bu sebepten yer almış olabilir. Ve ona tabii böyle geçmişten gelen güzel, sevimli hatıraları, küçük şeylerle de mutlu olabilmeyi, belki yetinebilmeyi ona öğreten dişil arkadaşlar olabilir. Ki taze bir başlangıç, geçmiş serbest bırakılarak yaşanabilsin, yapılabilsin. Kendi kısmetini de tabii bir takım olumsuz tavır tutumları varsa bu manada da kapatmaması gerektiğinin mesajını veriyor ve bunun geçmişten gelen bir şey olduğunu görüyorum. Buradaki dişil enerji açısından da fazla dişil enerjide. Burada dişil enerjilerin eril enerjide olduğunu görmüyorum. Fazla dişil enerjide ne demek yani? Belki de çok fazla anne gibi davranmak buradaki erile. İlişkide aşırı derecede belki ilişkiyi belki de ilişkideki eril kişiyi çok fazla çocuk gibi sanki bakıma muhtaç, her daim bağımlılık çalıştırarak sürekli ilgi fazla üzerine gitme gibi olabilir. Tabii bu benim bahsettiğim şeyler biraz daha üst boyutta. Hani bunu abartı olarak alabilirsiniz. Fazla dediğim gibi. Bunun dengelenmesi açısından karşılaşmış olabileceğinizi veriyor. Bununla beraber bu kişi zaten sizin geçmişten tanıdığınız bir insansa ikinci bir şansı tekrardan elde edebilmek amacıyla kadersel anlamda karşılaştırılmışsınız. Çünkü buradaki erilin hala duygularının olduğunu, dişilinde onu beklediğini görüyorum. Sizin geçmişten gelen bir ruh eşi bağlantınız olduğunu da kart söylüyor baktığımda. Akrep burcunun kartı gelmiş. Akrep burcundaki dolunayın etkisiyle beraber yaşadığınız hatıralar, anlar gün yüzüne çıkmış olabilir. Özellikle de buradaki eril kişi için söylüyorum bunu. Duygularında bir artış, hayallerde bir coşma, geçmişe dönüp gittiğinde yaşadığı o minicik anların bile ne kadar kıymetli, ne kadar güzel olduğunu idrakına varma. Belki zaten idrakındaydı da bunlar biraz daha gün yüzüne çıkmış olabilir. Böyle söylesem daha yerinde olacak. Çünkü burada farkındalık gördüm. Bu sebepten bu kişi sizin hayatınızda arkadaşlar. Ve şunu da söylemek istiyorum.
Bu kişi sizin neden hayatınızda kısmında burada bir kadın kartımız geldiyse demek ki dişil enerjilerin kendi öz değerleri, kendi naiflikleri, güzellikleri. Bu size yansıtılmak istendiği için, bunun farkında olmanız gerektiği için, bu taze başlangıcı bu düşünceden başlayarak yapmanız için de olabilir. Ama ben aranızda kopmuş bir bağ bağlantı göremedim arkadaşlar. Sadece bir ikilem, ikircikli durum, kararsızlıklar içerisinde şu an anın enerjisinde dönüm noktasında olduğunuzu görüyorum ve hala bekleyen dişil enerjiler görüyorum. Gelelim bu aşağıdaki kısım 4-4-4, hepsi de aynı. Ruhlarımızın kurduğu kontak, bağlantı. Şuraya iki tane kart düşmüştü, onları önemsiyorum. Geçmişte bakalım nasıl bağlantı kurduk. Burada da su grubu da ön planda. Su ve toprak ağırlıklı geldi. Geçmişte, bilincinizde, zihninizde çok fazla karanlık, karamsar düşünceler, endişeler. Erilden kaynaklı gelen bir durum bu. Şimdi ne yönden gitmeli? Hangi yön beni çıkış kapısına ulaştırır? Bunu çok da iyi bilemiyorum. Bir kupa şövalyesi gelmiş. Bakın dolunay var. Dolunay'a dikkat edin. Burada duygusal açıdan duyguların girdabına, duyguların labirentine girme konusunda zihninin kendisini aşağıya çeken erilleri daha fazla gördüm. Çünkü baktığımda yeni bir başlangıç yapmanın önündeki engelin bu olduğunu söylüyor. Buradaki erille yeni bir başlangıç yapsanız da onun belki para, kısmet, kariyer, ticaret, varması gereken yollarla alakalı yapması gereken emekler de peşi sıra geliyor. Yani burada şöyle garip bir şey var. İki tane olumlu, ya daha doğrusu üç tane olumlu kart, bir tane olumsuz kart var ama yolun çok başı baktığımda. Siz birbiriniz için bir fırsatsınız. Ruhsal anlamda, duygularda bir samimiyet var. Ruh işi bağlantınız var sizin arkadaşlar. Ama bana eril enerjilerden kaynaklı duygusal girdap, duygusal olarak aşağı çekilme, verdiği sözleri zamanında tutmamış olma, karanlık düşünceler içerisinde o girdapta boğulma durumlarını çok görüyorum ve sizler düşündüğünüzde de biz daha yolun başındayız, tekamül sürecimizin başındayız gibi bir şeyin içerisinde olabilirsiniz. Çünkü bakın 7 sayısı gelmiş, topladığımda 7 yapıyor. Ruhsal gelişmeyi bize verir ama burada baktığımda ruhsal gelişmeyle alakalı bir tamamlanmışlık görmedim. Ve yine gözüme bir çocuklar. Belki buradaki çocuklar çocuklarınızın olduğunu, belki ilişkiniz soyut manada bebek adımlarıyla, çocuk adımlarıyla ilerleyen, daha yolun başında olan ruhsal anlamda gelişmesini tamamlayamamış bir ilişki olabilir. Belki de sizin çocuklarınız olacaktır ama böyle bir bağlantıyı da veriyor. Ruhsal anlamda bunu hissetmiş olabilirsiniz birbirinizi gördüğünüzde. Burada karanlık düşünceler var. Gölgeli, sisli, puslu enerjiler çok fazla var. Bu bana erilin zihninde daha fazla varmış gibime geliyor. Ve bunlar da yansıtılmıyor. Buraya bir kart çekeceğim arkadaşlar. Lenormand'dan çekeyim. Ruhlarınızın kurduğu kontak. Evet, bu kadersel bir ilişki arkadaşlar. Ve aynı zamanda ilişkiniz sizin. Çok fazla bu zamana değin. Teste tabi tutulmuş olabilir. Acılardan çok fazla geçmiş olabilirsiniz. 3 birden katlanarak 9'a atlamış. 3 6 9 da diyebiliriz buna. Yani sürekli katlanarak artan bir acı, katlanarak artan bir üzüntü, ızdırap, suçluluk ya da pişmanlık duyguları. Birbirinize bunlar da yansımış olabilir ama ben geçmişte daha çok böyle bir durumdan kaynaklı yeniye adım atma konusunda sıkıntılar çekildiğini de düşünmekteyim. O yüzden ruhunuzun kurduğu kontakta ilk destede de bu gelmişti. Ruhsal anlamda zaten siz birbirinize ruh eşi bağlantınız var ama o kontaktaki zayıflığa sebebiyet veren şey zihin. Düşüncelerdeki, o da geçmişten gelen sıkıntılı düşüncelerdeki durum. Ama ben buranın kadersel ruh eşi bağlantısını görmekteyim arkadaşlar. Düşen kartlara bakalım.
Ve şunu da söylemek istiyorum. Biriniz olumsuz bir şeyler düşündüğünde, acı çektiğinde, karanlığa, karamsarlığa kapıldığınızda, aranızda mesafe olabilir, din, dil, ırk farkı, farklı kültürler, yaşam tarzlarının, geleneklerin farklı olduğu birisi için de dinliyor olabilirsiniz. Bunlardan kaynaklı bütün sıkıntı ve problemleri birbirinize yansıtıyorsunuz. Bunu da gördüm arkadaşlar. Düşen kısma bakalım şimdi. Evet, gene bir uzaklık teması, yokluk bilinci. Ay, çok ilginç. Kartları karıştırmama rağmen aynı gelmiş. Demek ki kolektif enerjiler böyle. Ve kılıç şövalyesi ve gene bir para kraliçesi. Siz ruh eşisiniz arkadaşlar. Kolektif enerjiler aynı gerçekten. Deste seç yapsam da para kralı, para kraliçesi. İlk mektubu da dinleyin lütfen. Onun da uyacağını düşünüyorum. Burada ayrıysanız eğer, bir kere buradaki eril enerjinin tamamen bir ölü adam psikolojisinde olduğunu bilin. Bakın, buradaki kılıç şövalyesi aslında bir deri bir kemik kalmış ölü gibi. Enerjisi tamamen çekilmiş bir şövalye olarak resmedilmiş. Onun arkasında Azrail ona yol gösteriyor. Şuradan git, şuradan git diye. Yani bir güce getirmeye çalışıyor. Ve burada dönüşüm enerjisini çok fazla alıyorum. Ama buradaki erilim de bazı şeyleri arkasını döndüğünü, küstüğünü, belki yok ki, elimde avucumda yok, hayatımda yok. O değer verdiğim dişil benim hayatımda yok. Belki ben ona zamanında fedakarlık yapmadım, yalan söyledim, yapacağım dedim. Ama kendi problemlerimden kaynaklı maske taktım. Şimdi belki de o da bana arkasını döndü. Böyle bir inançsızlığı, böyle bir savaşmak, dürüstçe mücadele etmek ve sorunların üzerine gitmekle ilgili bir sıkıntısı var. Arada özlem var, arada uzaklık var. Ayrıldığınız bir kişi için dinliyor olabilirsiniz de. Ama ruhunuz birbirinizi hala hissediyor. İkiniz de yalnız hissediyorsunuz. Ailesini, yuvasını, hayatındaki her şeyi kendisiyle beraber güzelleştirecek dişiller gördüm. Olabildiğince makul tavırlar, güzel yaklaşımlarla pratik çözümler üretebilen dişil arkadaşlar görüyorum. Ama aynı çözüm, aynı pratiklik karşınızdaki kişiden göremediğiniz için işte böyle değersizlik psikolojisi içerisinde sürekli bir bekler vaziyette kendinizi bulmuşa da benziyorsunuz. Gitsem mi, kalsam mı, ne yapsam, ne etsem, yeni mi, eski mi? Buna benzer bir dönüm noktasındasınız, çelişkidesiniz. Geçmişteki bir kişi de size adım atabilir. Açılımın enerjisi bu şekilde. Aynı zamanda ruhunuzun kurduğu kontakta çok fazla zihin kartları geliyor arkadaşlar. Bu kişiyle iletişiminiz var mı yok mu bilemiyorum ama çok fazla iletişim kurmak istese bile o çaresizlik psikolojisinden ya da artık olmaz ki diye, belki de düzeltemem ki diye düşündüğünden kaynaklı böyle kanı, ruhu çekilmiş bir şövalye ile karşılaşabilirsiniz. Bu da size ne kadar yeterli gelir bilemiyorum tabii ama ruhunuzun kurduğu kontakta birinin o düşük enerjisini çok fazla alıyor ve belki de acaba artık olmayacak mı, acaba artık gelmeyecek mi diyerek birbirinize bu enerjileri de yansıtıyor olma olasılığınız çok yüksek. Çok ilginç, kartları karıştırdım. İki tane aynı kart gelmiş. Bir de şuraya bakalım. Bu da mı aynı? Ha, bu da aynı. Gerçekten çok ilginç. Ama orada arkadaşlar ya, karanlık düşünceler buradaydı, yokluk bilinci, yanlış hatırlamıyorsam buradaydı, yolculuk oradaydı. Demek ki enerjiler bu şekilde, değiştirmememiz gerekiyor. Kartların sırası da çok önemli. Mesela bu yolculuk neden burada yakın gelecekte geldi? Bu sizin ruhsal yolculuğunuzu da temsil ediyor ruh eşinizle. Ama fiziksel bir yolculuğu temsil ediyor da olabilir. Yeni açılan kapı, artık valizi, bavulu toplayıp işte haksızlıkları da aldım yanıma, koydum bavula der gibi böyle bir şarkı vardı ya. Her şeyi alıp gidecek de olabilirsiniz. Bu kişi de size gelecek de olabilir. Bilmiyorum tabii, şimdi bakacağız. Evet, çok güzel. Aa, gene bir kupa kralı. Ve fareler. Burada zamandan, emekten çok bir şeyler kaybedilmiş. Belki duygudan. Çok beklemeli, belki çok sürüncemede kalmış bir durum olabilir. Ama artık bu enerjilerin ortadan kalkacağını söylüyor. Bir kutlama, bir mutluluk, özellikle de eril kişinin, erillerin
duygularında bir artış, duygularının, arzularının ve tutkularının peşinden gitme isteği, duygularında bir yükseliş burada görüyorum. Size gelecek olan eriller var, sevgili dişil arkadaşlar. Arada mesafe varsa bu yolculuğu yapacak, aynı çatı altında olmak, başarılı bir şekilde bu mücadeleyi tamamlamakla ilgili bir isteği de çıkmış. Hangi duygusunu beslemesi gerektiğini artık daha iyi biliyor. Burada yapyaşlı bir kral resmedilmiş. Bu bir deniz kızı aslında da deniz adamı olarak resmedilmiş. Her neyse. Elindeki istiridye de denizin altındaki farklı canlıları besliyor. Ama burada beslerken bakın burada bir olgun bir surat ifadesi var. Yani burada neden şu aşağıdakini değil de bunu besliyor? Artık kendisinden çalacak, kendisini mutsuz edecek, kendisini ve sizi kötü hissettirecek bir şeyi, bir yönü, bir düşünceyi beslememesi gerektiğinin idrakına vararak geleceğini görüyorum. Bazı kapıları kapatması gerekiyorsa da kapatacak. Burada ruhsal anlamda ve olay açısından fiziksel anlamda yolculuk devam ediyor. Ruhunuzun kurduğu kontak da artık huzurlu olmak istiyorum, mutlu olmak istiyorum yakın gelecekte. İlahi varlığa ve meleklere şükranlarınızı sunun diyor. Bu bir evlilik kartı aslında. Bir kutlama yaşayacağınızı da görüyorum. Bütün bu sıkıntıların bitebilmesi için şuradaki kanı ruhu çekilmiş ölü şövalyenin dirileceğini de görüyorum. Ama arkadaşlar bu şöyle de olabilir. Zaten ayrıldığınız bir kişi için dinliyorsanız, zamanında özveride bulunmadıysa, emek vermediyse, kendi ailesinde problemler olduysa, kestirip attıysa, duyguları olmasına rağmen sizin sizinle olan ilişkinizi bitirdiyse, siz kendinizi çok değersiz hissettiyseniz, şunu bilin ki bu kişi ektiğini biçmiş, karmik olarak bir takım dersler almış, sizin yokluğunuzda çok üzülmüş, sizin kıymetinizi anlamış, sizi çok özlemiş, sizin yokluğunuz ona çok koymuş ve artık kendisinden eksiltmeyecek bir vaziyette ruhunu da duygularını da sizinle tamamlayarak adımlar atacağını görmekteyim. Ama sizin farklı etkiler ve etkenlerden kaynaklı problemlerinizi de veriyor. Bakın şu kartta da diyor ki gizli ama iyi niyetli duygular. Emin bir durum, sağlam bir romantik ilişki. Bu kişinin size duyguları, bu erilin size duyguları çok yoğun. Çok özlem var bir defa arada. Yaşanmışlıklarınız çok fazla var. Bu yaşanmışlıklara çok fazla değer vererek adım atabilir. Gemi çok dikkatimi çekiyor. Bakın arkada bir gemi var. Burada bir gemi var. O gemi gelecek. O gemi gelecek yani. Uzaklardaki bir insanı bekliyorsanız gelecek özetle. Geldiğinde de böyle hani bu kadar da duygularının dolup taştığını şey yapmayabilir. Çünkü gizli ama iyi niyetli duygular diyor. Bir takım duygularını da gizleyeceğini görüyorum. Sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim bu ilişkide size, siz dinleyenlere öğretilen önemli ders. Sizin neyi anlamanız gerekiyor veya gerekiyordu? Ya kupaların onlusu. Mutlu bir evlilik, muradına ermek, duygusal doyum, çocuklarınızla sevgi dolu bir ilişki, çocuklarınızı akıllıca ve başarılı bir şekilde yetiştirmek, güvenebileceğiniz insanlar diyor. Bakın şurada da çok fazla çocuk gördüğümü söylemiştim. Heh. Kupaların altılısındaki şuradaki çocuk, bu çocuk. Bu kişi sizin tamamlanacağınız insan arkadaşlar. Güneş kartı da çektim. Yani bir bağlılık zamanı geldiğinde, doğru zaman geldiğinde bazı şeylerin olacağını, bir bolluk berekete kavuşacağınızı görüyorum. Burada karmik bir durum yaşamış da olabilirsiniz. Bu ilk desteği de gelmişti. Ama ben sizin ilişkinizin gelenekselleşmiş bir hal alabilmesi, toplumsal bir sözleşmeyle desteklenmesi için ilahi zamanın kontrolünde olduğunu öğrenmeniz gerektiğini düşünüyorum. Çok tatlı kartlar geldi aslında. Aranızdaki bağlantının daha hala kopmadığını bilin. Arada özlem var. Çözülmemiş problemleriniz varsa bunlar çözüme kavuşacak. Hem de bunu çözüme kavuşturacak olan kişinin eril olacağını söylüyor kartlarıma baktığımda. Ben burada çok şey görüyorum. Denizli, şehirler, ülke. Arkadaşlar çok pardon.
kuş bakışıyla resmedilmiş. İlahi olarak da destekleniyorsunuz aynı zamanda. Bir şey olması gereken zamanda olacak. Siz bu kişi ile tamamlanacaksınız. Ben sıkıntıların, sorunların geçeceğini, problemleri çözebileceğinizi, tutkunun tekrardan artacağını, aradaki sevginin bağlantının çok kuvvetli olduğunu görüyorum, kopmadığınızı görüyorum. Ama bir takım şeyler zamandan çalmış olabilir, eksiltmiş olabilir, siz kendinizi mutsuz hissetmiş olabilirsiniz. Bu kişi sizi seviyorum, seviyorken sevmiyorum demiş veya başka başka şeylerden kaynaklı duygularına arkasına dönmek zorunda kalmış bir insan olabilir. Öyle olması sizin değersiz olduğunuz anlamına gelmiyor. Öğrenmeniz gereken ders hemen altına konumlandığı için bu da olabilir. Bakın ben değerliyim. Ben en iyisini hak ediyorum. Ben tatmin edici, güven, huzur, mutluluk dolu bir yuvayı, bir ilişkiyi hak ediyorum. Arkadaşlar temaya bakın. Gökkuşağı devam ediyor. Farklı desteler bunlar. Her zaman gökkuşağını çıkabileceğini, her yağmur yağdıktan, her gökyüzü karardıktan sonra tekrardan güneş açabileceğini. Güneş kartı da burada. Aa. Yani sanki yağmur yağmış, hava kararmış, sonra bir güneş açmış ve gökkuşağı çıkmış. Ve siz böyle buradaki fil gibi, böyle balın, sütün içinde eğlenen fil gibi mutlusunuz, mesutsunuz. Yani her karanlığın ardından bir güneş geliyor. Şöyle bir şey daha var. Ruhunuzun kurduğu bağlantıda burada yokluk bilinci çalıştırıyordunuz ya. Bakın burada da ne kadar varlık bilincini temsil eden bir kart gelmiş. Yani bir bolluk bereket teması var. Her şey var burada baktığımda. Yani buradaki file göre her şey var. O kendi halinden çok memnun. Buradaki kişiler için de her şey var. Çok mutlu mesut bir aile. Bunu anlayacaksınız. Öğrenmeniz gereken ders bu. Her ikiniz için de. Ve burada yani yasak bir ilişki ile ilgili temalar görmediğim için veya işte bu kişinin evli olduğunu, öyle bir kişi için dinlediğinizin işaretlerini görmediğim için buradaki karmik partneri, hani onun başka bir partneri varmış gibi yorumlamadım. Olabilir mi? Olabilir. Kolektif sonuçta. Ama öyle bir enerji yok arkadaşlar burada. Yani alınması gereken dersler alındıktan sonra problemlerin çözülebileceğini ve sizin ilişkinizin belki de evlilikle taçlanacağını görüyorum ki şurada da bir beraberlik, bir çatı oluşturma gündeminiz vardı. Bu açılımda Nisan ayı itibariyle erillerin duygularında bir artış, hayallerde bir artış, geriye dönüp baktıklarında geçmişe bir özlem gördüm. Kötü yormayacağım buradaki anneyi. Belki kendi annesiyle de bunu paylaşıyor olabilir. Anne ben çok özledim diye paylaşan eriller vardır. Böyle bir şey daha çıktı şimdi yorum. Evet arkadaşlar gelelim şu kısma. Altıncı kısım. İlişkimizde nasıl derinleşebiliriz? Şurada bir yüzeysel kelimesine dikkat çekmiştim. Bakalım nasıl derinleşebilir misiniz? Şurada bir yorum getirmiştim arkadaşlar. Demiştim ki, hatta duraksadığım için kusura bakmayın demiştim. Eğer dişil enerjiler çok fazla dişil enerjideyse demiştim. Bakın burada bir denge kartı geldi Yin Yang. Dişil enerji, eril enerji dengesinin sağlanması ilişkinizde derinleşebilmek açısından en önemli ders. Bu sefer bunu sağlayacağım diye de fazla eril enerjide olmayın ama. Bunun o kadar hassas bir terazi ki bu. Ama size şöyle olmak tavsiye edilen bir durum. Kötümserlik, karamsarlık, mutsuzluk, belki bir şansın değerlendirilemeyeceğini düşünme. Kupa dörtlüsü kartı gelmiş. Fırsatları görmeme, değerlendirmek istememe, kalbinizi kapatma, fazla bir isteksizlik, bıkkınlık içerisinde olma. Bu enerjiden çıkın veya aşırı derecede mantıklı, aşırı derecede eleştirel, aşırı derecede eril enerji odaklı, eleştirel, sürekli her şeyde sivri sivri konuşan, iğneleyici konuşan bir tarafınız, tavrınız varsa böyle de olmamanız gerekiyor. Bu da sizi derin kılmayacaktır. Buradaki kelebekler bana bir dönüşümü simgeliyor. Burada dönüşüm geçirmesi gereken kişinin belki bu ilişki vasıtasıyla dişil enerjiler olduğunu görüyorum. Çünkü buradaki özdeğer eksikliği
Dişil'den geliyordu. Bu sefer de Özdeğer'e geleceğim diye belki de bir kısmınız, ben artık keskin zekalı olacağım, bir sürü deneyim kazandım, gerektiği yerde yargılayacağım. Zor durumların içerisinden tamamen objektif bir bakış açısıyla, çok da duygularıma inmeden, melankolizmi tatmadan sıyrılacağım, kesip atacağım, kayıtsız kalacağım. Öyle burnum havada olacak. Bana bir teklif geldiğinde "Ha, ilgilenmiyorum" diyeceğim gibi bir durumda da olmayın diyor arkadaşlar. Hayat size bir şans uzattığında bu şansı değerlendirin. Kendi şansınızı bu şekilde baltalıyor da olabilirsiniz. Özetle bunun dengesini kurmanız gerekiyor. Bakayım, şurada karanlık düşünceler kartı vardı. Yani ya tamamen karanlık düşüncelerde, tamamen olmayacak ya da yok, kayıp, her şey bitti gitti. Ya da belli bir noktaya tamamen odaklanıp kestirip atmak, bir tehdit varmış gibi algılayıp agresif bir tutuma bürünmek, fazla uçlarda, fazla sivri bir biçimde tutum sergilemek size önerilen bir durum değil. Ya da tamamen duygusal, işte çok duygulara çekilen, çaresizlik psikolojisi içerisinde ölgün, yitkin, bitkin, güvensiz, değersiz, mutsuz, ne yapacağını bilemez bir vaziyette ve o aşkın getirdiği çaresizlik ve tamamen bir bertaraf olma duygusu içerisinde olun. Yani öyle olmayın. Bu ikisi arasında bir denge diyor. Bir şeyi kesip atacaksanız şu kendi isteksizliğiniz, kendi içinize kapanma durumunuzu kesip atın. Bunu değiştirip dönüştürün. Baktığım zaman buradaki Kılıç Kraliçesi de bana öyle bana batan bir enerji gibi gelmedi. Belki de olmanız gereken nokta budur. Mantıklı hamleler yapmaktır ama bunun da bir dengesinin olması gerektiğinin uyarısını veriyor. Evet, hava burcu dişil enerjilerde çıktı. Ben oraya bir kart daha seçmek istiyorum. Pek de derin kartlar gelmediler bana göre. Çünkü bu yonca kartı da çok derin, yani derin bir kart değildir. Kısa süreli şanslardan da bize bahseder. Evet, bir mutluluk, bir neşe, bir eğlence, bir güler yüzlülük bize verir. Bunu da yapmamız gerekiyor ama şimdi bunu yaparken de hemen altındaki aldatmaca kartıyla bana yansıyor. Hani bunu yapmak ne kadar mantıklı olur? Şu kupa dörtlüsü kartının getirdiği bir isteksizlikle beraber kendimizi kandırmış olur muyuz? Bilemiyorum. Nasıl derinleşmeliyiz? Bakayım. Evet, bakın bir adam geldi, bir kadın geldi. Hayatınızda çok önemli bir rol oynayan bu eril. Ben şöyle gördüm arkadaşlar. Bu eril, dişil enerjiler için, dişiler için şöyle. Bu eril derinleşirse ben de derinleşme kararı alacağım. Kesin kes. Ama onun derinleştiğini görmezsem ben de almayacağım gibi bir durum var burada. Ve tabii bir dişil için dinliyorsanız sevgili eril arkadaşlar, sizin böyle romantik duygularınıza odaklanmış ve duygularınızı yansıtan tavrınızı görmedikleri müddetçe karşınızda bir buzdolabı görebilirsiniz. Siz de şuradaki gizli niyetinizi, gizli ama iyi niyetli. Şimdi gizli olan her şey karşı taraf tarafından iyi niyetli olarak algılanmayabilir. Gizli, gizil, maskeli. Duygun varsa, duygunuz varsa, çoğul konuşayım. Düşür maskeni. Benim böyle böyle duygularım vardı. Ki ortada da bir adaletsiz bir durum görmedim. Hazır yani buradaki kişi, dişililer karar almaya, bir değişim, bir dönüşüm başlatmaya böyle yapın. Doğrudan anatema bir erille geldi bakın. Nasıl derinleşebilirim kısmında. Belki de erille iletişim kurma şekli ön plandadır. Dişil arkadaşlara söylüyorum. Ağzınıza gelen şeyleri dikkatli tartıp söyleyin. İletişim de önemli. Kurduğunuz iletişim. Bu karşı karşıya gelmeseniz bile arkadaşlar, ruhsal anlamda kurduğunuz iletişim de buna dahil. Bunun da bir dengeye gelmesi lazım. Bazen romantik, bazen sivri dilli, bazen aşırı derecede öfkeli iseniz
Bu kişi bu enerjiyi alıyor ve belki de süreç uzuyor olarak da görüyorum. Üretebildiğim yorumlar bunlar. İletişim kurarak maskeli durumları, belirsiz durumları ve ne yöne gideceği belli olmayan durumları netleştirerek derinleşebilirsiniz. Sonuç kısmına geliyorum arkadaşlar artık. Bu hem sonuç kısmı hem de bu ilişkiyi büyütmek için ne yapmalıyım kısmı. Ya şu kartları hiç açasım bile gelmiyor. Dünya kartı geldi. Zaten çok güzel bir sonucu verir bize. Spiritüel bir tamamlanmayı da söyler. Bu ilişkinin artık dünya evine girecek olması durumundan da bize bahseder. Bir evlilik, bir tamamlanma, bir başarılı tamamlanma, zafer kazanmayı da bize söyler. Bir aydınlanma yapacağınızı da düşünüyorum. Çok Satürn teması geldi. Bu ilişki zorluklarla sınanmış, zorluklara maruz kalmış ama kadersel bir ilişki. Başlayacağınızı tekrardan düşünüyorum. Sorumluluklarla düşe kalka ilerleyeceğiniz ve sonunda zaferi kazanacağınız, emek vererek bir şeyleri elde etmek ile yükümlü olduğunuz bir ilişkinin içerisindesiniz. Bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor. Farklı bir perspektiften bakmanız ve bir aydınlanmayı o şekilde yaşayacağınız durumunu da görüyorum. Rueş tarot okumasında siz, ben zaten söyledim burada. Bakayım nerede söyledim. Rueş olduğunuzu söyledim. Para kralı, para kraliçesi. Ve şurada balıklar kartında söylemiştim. Duyguların derinliği, samimiyeti. Kupaların altılısı kartında söyledim. Rueş teması içerisinde olduğunuzu. İkiz alev, ikiz ruhunuz bu kişi sizin için. Zaten ruhunuz birlik arıyor. Eninde sonunda kavuşacaksınız. Freya geldi. Arkadaşlar ya o kadar güzel ki ben evlilik görüyorum burada. Bir bolluk bereket görüyorum. Kazanç elde edeceksiniz. Yolunuzdan kesinlikle dönmeyin. Özellikle de gece vakitlerinde bu kişi sizi arayabilir. Veya gece vakitlerinde yoğun bir özlem, bir ister ruhsal anlamda, telepatik anlamda bir konuşma, isterseniz de daha somut anlamda bir konuşmayla aranızdaki sorunları çözeceğinizi düşünüyorum. Bu hepiniz için uymayacaktır. Böyle zaman gün vermeyi de çok sevmiyorum aslında ama cuma gününe dikkat edin. Fehu cuma gününe denk gelir çünkü. Yani bunu da buradan ürettim. Bazen bazı arkadaşlar çünkü yazıyor yorumlarda onu nereden çıkardınız diye. Hepiniz için olmayacaktır tabii bu. Ama çok güzel. Genel anlamda ben bir kavuşma görüyorum burada. İlişkiyi büyütmek için siz dinleyenler ne yapmalısınız? Ben bir kere ruhsal anlamda sizin aydınlanma yaşayacağınızı görüyorum. Emek vermeniz, çaba sarf etmeniz ve vazgeçmemeniz, pes etmemeniz gerektiğini düşünüyorum. Özellikle dişil arkadaşlarım için söylüyorum ki dişil enerjinizde dişil enerji çalışmaları yapın. Kendinize ne güzel hissettiriyorsa öz değere, öz güvene gelmeye çalışın. Çünkü bu enerji kanalına geçmeniz gerekiyor. Felsefi düşünceler ile de bir aydınlanma yaşayacağınızı görüyorum. Gerekirse bir iletişim kuracağınızı da düşünüyorum. Burada gene bir ebeveynlerden kaynaklı bir şeyler geldi. Baba olduğunu çok düşünmüyorum ama anne kaynaklı bir durum varsa bu sorunu da iletişim kurarak çözeceğinizi ve ilişkiyi büyütmek için bunun önemli bir adım olduğunu görüyorum arkadaşlar. Aşk kartınız ne söylüyor bakalım. Burada evlilik var, barışma var, birleşme var, sorunların çözümü var. Buradaki ellerin duygu düşüncesi çok gizli. Ama açığa çıkacak. İlişkinize şans verin. İlişkinizi geliştirmek için çalışın. Şans kartıyla beraber ilişkimizi nasıl derinleştirebiliriz? Bir şans daha vererek. Belki hiç şans vermediyseniz şans vererek. Bu ilişki bir şansı daha hak ediyor arkadaşlar. Benim sizlere verebileceğim bu açılımda başka hiçbir mesaj yok. Açılım çok netti. İlk mektup destesine göre hatta gidişat daha güzeldi. Başlangıçta sıkıntılar, problemler olduysa da devamında böyle şeyler olmayacağını görmek beni sevindirdi. Umarım hepiniz de bu güzelliklerden faydalanır. İstediğiniz gönlünüzdeki her şeyi yaşarsınız arkadaşlar. Bu açılımda benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu açılımı beğenirseniz her ay yapmayı planlıyorum. Yorumlara bırakabilirsiniz uyan uymayan kısımları. Benden özel danışmanlık almak isterseniz de eğer etlitarotcum Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Mailde geçenlerde bir sıkıntı olduğu için mailden atamadığımı fark ettim bir iki kişiye. O yüzden bana mailden yazmasanız daha iyi olur arkadaşlar. Evet, açılım bu şekilde. Kendinize iyi bakın.